hekimine Sener, Petkom Veteriner Kliniği veteriner hekime. Yavrumuz dün 9.30 gibi geldi kliniğimize. Operasyon gerçekleştirildi. Şu anlık bir problem yok. Yemesi, içmesi, keyfi gayet yerinde. Rutin tedavisi devam ediyor pansiyonumuzda. Saat 9.30 gibi sokakta bulunup getirildi. Sol arka ve sol ön ekstremitede yaklaşık 12'şer 15'er santim uzunluklarında bıçak yaraları vardı. Bu kaslara kadar etkilemişti. Dün aşağı yukarı 1,5 saatlik bir operasyonu sürdü. Şu an genel durumu gayet iyi, sağlıklı. Yemesi içmesi yerinde. Kliniğimizde yatışı aldık. Müşahede odamızda, kontrolüm altında. Şu an her şey yolunda gibi. Gayet sevindi. Bir problem yok. Tedavi süreci devam ediyor. 3-4 aylık civarında. Şu an durumu gayet iyi. Annesinin de yaralandığı bilgisi geldi ama anneyi yakalayamamışlar maalesef. Şu an her şeyi iyi. Bir problem yok. Tedavi süreci devam ediyor. Tedavi bitince tam manasıyla tedavi bitiminde muhtemelen sahiplendirme yapılır. Adli süreç sonlandıktan sonra güzel bir aileyi sonlandırırız. Sever bir vatandaş getirdi, sokakta bulmuş. Dün apar topar geldi, bana ulaşmışlar. Direkt gelir gelmez zaten işlemlerine başlandı. Operasyonuna girdi. Dün gece zaten kontrol için sürekli biz de buradaydık, geldik gittik. Müşahede odasında, şu an her şey stabil. İsmim Salim Karalı, esnafım burada. Bu aşağı yukarı 1-2 aylık bir kedi, küçükten beri burada bakıyoruz ona. Yem veriyor, su veriyor falan derken orada geçen dün sabah dükkana geldim, baktım hayvan orada saksın içerisinde miyav miyav ediyor. Gittim baktım yerinden kalkmıyor, buradan buraya kadar kesik resimde belli zaten. Artık bıçak atmamı, köpek dalaması, bıçak atma gibi bir şey tahmin ediyorum. Ondan sonra aldık hayvanı ama Allah'ın hikmeti, hayvan öyle bize bir şey olsa var ya biz ölmüştük rahat. Hayır. O kesik vaziyette rahat. Ondan sonra ne yapalım ne dedim. Hayvan diri ama yani gözü açık miyavlıyor. Orada veteriner baktık sabah erkeninden bulamadık. 9.30'da falan kaldı, veterinere gittik şu anda. Orada dünden beri ameliyat alındı, dikiş atıldı. Bugün inşallah iyi olacak, 11'de falan belli olur dediler. Belki pes kalır ama ölürdü, inşallah ölmez. Duamız öyle yani. En büyük şey şuradan, şimdi hayvan yan yata kaçmadı kimsinden, biliyor musun? Ha bu kadar bir şey zaten. Ha böyle bıçak atıldı, ben üstten aşağıya attığı zaman buradan böyle ha böyle şeyine kadar gitmiş böyle. Ama bereket versin, iç organlara şey yapmam, deriyi kesmiş. Annesinin de yaralı olduğu söyleniyor. Annesi de ondan benzer büyük kedi vardı biraz daha. Onun da şu kalçasında bıçak yarası var, onu bulamadık daha. Ama o ayakta dolaşıyor herhalde burada. Şu kadar bir kesik var, önemli değil. O iyileşir inşallah ama bu bayağı bir kötü yani. Köpek. Sağ olsun çok duruyor. Büyük şehir olsun. Emniyetten şey yaptılar. Geldiler işte burada şey dersen kameralarından baktılar. Şimdi kamera incelemesi var. Apaçık iş meydana çıkacak işte. İşte tam o köşede saksının serisinde hayvan. Orada bulduk. Yavruyu şey yaptı işte. Ya buralarda siz mi bakıyordunuz onu? Biz bakıyorduk ama aşağı yukarı yavru bir yerden nereden aşağı yukarı bir aydan beri biz bakıyorduk onu burada. İşte akşamları içeri gelir dükkanına bakıyorduk işte bir şey.